Öncelikle bu bir esnaf dayağıdır. Esnaf dayağı yememiş kişilerin izlemesi toplumsal olaylara uzak bulunmasından ve hala bu ülke için umudunu koruyabilmelerinden ötürü sakıncalıdır. Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayınız. Başlıyoruz. İlk olarak ayağı fırlama şekli ve hızı aşırı etkileyici. İkinci olarak buraya nasıl geldik? Hadi başa saralım. Her şey bu adamla başladı. Hadi ona Toto diyelim. Vergi kaçırarak fatura kesmek istemedi ve faturayı kesme karşılığında ekstra ücret talep etti. Yani yetkili servis sıfat tamlamasındaki yetkiyi dolandırıcılık yapmak için kullanmayı denedin. Fakat bunu kamera önünde yapamayacağını fark ettin. Üzgünüm ama buna müsaade edemeyiz Toto. Ve sonrasında bu yaşandı. Dürüst olmak gerekirse kamerayı görünce verdiği reaksiyon hızı karşısında aşırı panikledim. Tek bir vuruş darbesiyle kameraya 13 takla attırdı ve tereddüt bile etmedi. Sonunda canım arkadaşları müdahale etmeye akıl edebildi ve polisi arayacak vakit bulabildim. Merhaba arkadaşlar. Oğlum ne güzel lan, böyle enerjik açmayalı güzel olmuş. Güzel olmuş ne oğlum? Böyle enerjik açmayalı uzun zaman olmuş ha. Çapın polis var, ne yapıyorsun? Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Aa, kırmızı ışık. Geçen gün kırmızı ışık cezası yedim ya. Yemin ederim şu ileride ışıktan ceza yemişim. 950 TL'cik. Bir polis böyle, bak şöyle gevrek yiyen polislerden biri. Görüyor beni. Arkamdan gönderiyor cezayı. Ben geçmediğimi düşünüyorum bu arada. Samet geçtin diyor. Ben geçmediğimi düşünüyorum. Hayatta kırmızıda geçmem. Kırmızıda geçersem şurada arabalara çarpıyorum normalde. Allah Allah. Neyse. Geçmişiz. İtiraz etmedik. Daha cezayı ödemedim bu arada. Aklıma gelmişken eve gidince ödeyeyim. Neyse, iyice yeşil olsun da öyle geçeyim ben. Yeşilde geçiyorum bakın. Bakın. Sivil polis abilerim. Neyse arkadaşlar. Çapınla çıktık yine. Aslanım çapınım. Samet uyuyor. Sabah 9.53. Ay düşüyordum. Bak ben bu yolda böyle çok inatçıyım ha. Hiç geri çekilmiyorum bak. Bu şerit benim. Şeridimin sonuna kadar sahipleniyorum. Bak şimdi yola atlıyor ya, ben de gaz kesmiyorum, fren kesmiyorum diyeceğim de o zaman da çarpacağız anasını satayım. Neyse. El işareti yaptı. Sorun yok. Geç abim. Ay elim çarptı. Oğlum ne oluyor bugün? Bir haftadır motora binmiyorum arkadaşlar. Motorun aküsü bitiyordu zaten. Yapma yapma çocuğum. Abi sen yapabilirsin. Bak benim şeridime giriyorsun ya, bak vallahi vururum ha. Alırım aynanı, bak dikkat et. Ay güneş. Neyse ya, bugün bir şey konuşacaktım sizde. Bu videoyu saat kaçta yayınlarım lan? 7'de yayınlarım. Ha dur, okuldan gelmiş olabilirsiniz. Hafta içi yayınlarsam. Bak önce bir ödevini yap, sonra izle videoyu. Kapat şu anda ödevini yap. Ya da kapatma. Arkada video dönsün böyle. Sen ödevini yap önce. Bir de akşam yemeğini ailenizle yemeyi unutmayın. Neyse. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen sene miydi? Ulan o kadar uzun zaman oldu ki. Bir Haziran ayında. Oha 2 sene oldu. Yani 2 senede 1,5 sene oldu diyelim. 1,5 sene önceki Haziran ayında Berat'ın motoru için gittiğimiz motor tamircisinde saldırıya uğramıştım. Bayağı 2 kişi saldırmıştı bana. Ben de o gün yasal yollara başvurmuştum. Biliyor musunuzdur bilmiyorum ama bununla ilgili bir video da çekmiştim zaten. Hani bana saldırdıklarıyla ilgili videoyu Kasım ayında atmıştım. Bu arada benzinimiz yok. Videoyu da Kasım ayında atmıştım işte, hani olaydan böyle 5-6 ay sonra falan atmıştım videoyu. Konuya çok hızlı girdik. Bak burada benzin almam lazım. Çok hızlı girdik konuya. Dur. Şu an olmaz. Abi bu nasıl bir ıslak yani bu? Senin arabadan kar yağmış da sonra erimiş gibi duruyor bu arada. O kadar da soğuk değil be. Neyse arkadaşlar, önce ben bir benzin alayım. Tamam mı? Bu adam önüme atlamazsa tabii. Önce ben bir benzin alayım. Sonra şey yaparız. Anlatmaya devam edeceğim. Nerede kalmıştık? 5-6 önce Kasım demişti. Tamam, not aldım. Hadi benzin. Kaç olmuş? Ananı. Çukura dedim arkadaşlar. Yemin ederim çukura dedim. Lütfen Silivri olmasın lütfen. Benim aküm de yok. Kapatmayayım. Kapatmadan doldursa olur mu? Neyse. Kapatalım. Yapacak bir şey yok. Merhabalar. 4 de yetmez 7 tane ver 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 ver. Ver Allah'ım ver. 3 de yetmez 7 tane ver 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 ver. Ver Allah'ım ver. Eyvallah, kolay gelsin. Çabuk beni vurdurur musun? Beni vurdurur musun? Sağ ol kanka. Oğlum. Oğlum zeminden dolayı olmuyor, zeminden. Sen it. Kızı gördüm diye yaptım arkadaşlar.
Bak yapamayacaktım. Kızı görünce yaptım. Helal lan çapın. Yemin ederim 20 liralık ittim ben he. Arkadaşlar aküm yok aküm. Bir haftadır motor yatıyor. Uzun zamandır zaten alarm yüzünden akü muhabbeti hani biraz zayıflamıştı. O yüzden böyle oluyor. Neyse yolumuza devam edelim. Nerede kalmıştık? Yeşil çapın. Neyse işte ben bu videoyu yayınladığımda zaten çoktan hani işlemlere başlamıştık. Ben zaten direkt olay yerinde şikayetçi olmuştum adamlardan. Polis çağırmıştım. Sonra gidip darp raporu almıştım. Bana saldırmışlardı çünkü. Neyse onun detayları da hani ne oluyor lan? İşte fatura istemiştik diye ekstra KDV istedi. Yani çıkan olay da bu sebeplerle çıktı arkadaşlar. Yani yasova inanılmaz haksız durumda adam. Sonrasında bir duruşma süreci oldu. Tamam mı? Bu duruşmada bizsiz oldu duruşma. Hani kişiler toplanmadan bilmem nasıl geçiyor bunun adı tam olarak emin değilim de. Öyle bir duruşma oldu. Bunlar ceza aldı. Çünkü mantıken almaları da gerekiyor zaten. Sonra ben video çekmiştim bu konuyla ilgili zaten. Hani Kasım ayında yayınlamıştım. Olaydan 5 ay sonra falan yayınlamıştım videoyu. O videoyu öne sürerek itiraz etmişler karara. İtiraz gerekçeleri de şey işte. Ben videoda diyorum ki iyiyim arkadaşlar merak etmeyin falan diyorum. Yani ulan olaydan 5 ay geçmiş. Tabii iyi olacağım. Yani adam bak o kadar kindar adamlar ki. İstiyorlar ki ben 5-6 ay boyunca yani daha doğrusu böyle dava süreci boyunca o kadar kötü olayım ki böyle. Yataklardan çıkmayayım. Adamların isteği bu anladın mı? Resmen diyor iyi ya bu çocuk bunun bir şeyi yok ya falan diye videoyu öne sürerek itiraz ettiler. İtiraz duruşması oldu işte 29 Eylül'de. Tam tarih buydu. 29 Eylül'de itiraz duruşması oldu. Ona biz de katıldık. Ben gittim işte. Samet geldi şey olarak. Tanık olarak geldi Samet. Ondan sonra hatta o gün video çektik arkadaşlar evden çıkmadan önce. Onu da şu an şuraya koyarım. Evet arkadaşlar. Duruşma günündeyiz. Duruşmayı göstermede. Olmuş gibi yatıyor hala. Çapın. Kalk lan duruşmam var oğlum. Mahkemeye gidiyorum ben. Eyvallah. Burada da Samet şahit olarak geliyor. Of oğlum jilete. Hakim bey, hakim bey. Daha belirli arkadaşım. Yap oğlum öyle. Konuşamayacak bari. Konuşurken kade böyle. Kanka olan anlatacağım bir şey yok. Haklıyız yani. Ben o yüzden rahat gidiyorum. Haksız olsan şunu anlatacağım da gidersen haklıyız. Olayı anladım. Geçeceğiz yani, işte. Hiçbir şey yapmadık kardeşim. Adam durdu kelebeğe saldırdı mis gibi. E bir de karşılık vermememiz güzel oldu. Çabuk bu arada sen niye orada yatma? Sen video mu çekiyorsun? Evet. Aha şimdi bak buna da bir dava açayım da gör. Abi insan gibi yaşamayı öğrenmeleri lazım insanların. Aynen öyle. Neyse arkadaşlar biz çıkalım. Kendinize iyi bakın şimdilik. Görüşürüz. Neyse işte bu bahsettiğim duruşma gününde gittik. Her şeyi anlattım. Tabii ki de yapmadım dediler. Klasik yani. İtiraz etmelerindeki amaç bu zaten. Yapmadım dediler. İkisi de. Yani bir de yapmadım derken de sesleri titriyordu yani. Hani yapmadığım bir şey. Bir de gergin bir ortam arkadaşlar. Yaptığın bir şeyi yapmadım diyerek söylemek çok zordur. Bunlar da bunu yapmayı denedi. Ama zaten seslerinden de belli ki zaten adam öldüren de öldürmedim diyor ya. Hani mantık bu. Sonuna kadar inkar. Klasik. Ondan sonra bize doğru düzgün şey söyledi mesela hakim. Sordu işte. Ben bu arada orada çok gerildim. Hakim sordu işte. Ben olayı anlattım. Sonra Samet'i çağırdı işte içeri tanık olarak. Samet'i dinledi. Ondan sonra onlar videoyu orada sunmamışlardı. Videoyu sunmak için ekstra mahkeme. Videoyu sunmak için işte ek süre istediler. Mahkeme bir daha uzadı oradayken. Ama orada da o kadar belli ki suçlu oldukları. Yani adamın söylediği şeyler o kadar mantıksız ki. Hani 8 yaşındaki bir çocuğun ben yapmadım demesi gibi şeyler söylüyor. Mesela şey dedi adam. İşte ben bize vurdu diyorum. Hani bana saldırdı diyorum. Vurmaya başladı falan diyorum. Adam diyor ki vurmadım diyor. Kesinlikle vurmadım. Ama açıklamasında şey diyor. Dışarı çıkardım. Nasıl çıkardın? Buyurun beyefendiler dışarı falan diye mi çıkardın? Yani bir düşünsene onu. Hani bana temas etmeden beni nasıl dışarı çıkarabilirsin? O kadar tutarsız yani. Bir de madem hiçbir şey yapmadın, hiçbir şey dokunmadın. Polis geldiğinde sen orada ne için özür diledin benden? Dışarı çıkardığın için mi özür diledin Allah aşkına? Neyse işte. Mahkeme uzadı. Sonra ben o sırada İtalya'daydım. Mahkeme 29 Kasım'a ertelendi arkadaşlar. Mahkemeye işte sadece avukat gitti.
Onların da galiba sadece avukatı gelmiştir. Emin de değilim. Belki onlar da gitmiştir, katılmıştır. Sonrasında cezaları onaylandı. Bana ilk saldıran, videoda böyle hırçın görünen, mekanın sahibi olan ama mahkemedeyken emekli maaşı aldığını söyleyip mekanın sahibi olmadığını söyleyen, yani büyük ihtimalle yani yine bir vergi kaçakçılığı mevzusu var da o yüzden de o onun üzerine yapmış, dükkanı o onun üzerine yapmıştır falan. Hani asıl çalışan onun sahibiymiş gibi görünüyor. Halbuki tam tersi. Neyse, benim için önemsiz detaylar bunlar. Hayır, bir de şey, işin ilginç yanı, mesela çalışanının arabası var. O zaman bu mantığa göre çalışanının arabası var. Ama oranın sahibinin arabası yok, öyle mi? Yani mahkemeye de alenen yalan söylüyorlar, yemin ederim çok garip adamlar ya. Neyse işte ceza aldılar. Üzerine avukatlık masraflarının hepsini onlar ödüyor. Benim avukatım dahil, kaybettikleri için. İşte mahkemeyi uzattılar, onların da mahkeme ücretleri falan var. Nereden? Düz mü? Lan düşeceğim çabın. Sağ mı? Onların da mahkeme ücretleri falan var. Hani onların hepsini ödeyecekler. Sen benim üzerime kıracaksın. Burada olmasa bile şurada kıracaksın. O yüzden ben şöyle. Şöyle. Ama bak sen de önüme kıracaksın. Bak şimdi 3, 2, 1. Aa helal lan. Oğlum var ya, ön yargıda bulunmamak lazım aslında hiçbir zaman. Neyse işte. Benim yorumlarımdan da bu arada bak, ben o videoyu yayınladığımda adam bana kendisi mesaj attı. Dedi ki kardeşim işte o videoyu kaldırır mısın? Saatlerdir telefonlarım susmuyor bilmem ne. Ben bu arada adamın ekmeğine zarar gelmesin diye hani yine hani kaçak yollarla da bir şeyler yapıyor ama sonuçta ekmek parası adamın. Zarar gelmesin diye adama dükkanın adını adamın adını hiçbir şey paylaşmadım. Paylaşmam da ama hani çevresinden tanıyanlar tanıyor. Bu sen değil misin diye. Ki tanırsın yani. Mesela Çapı'nın full sansürlü fotoğrafını, videosunu göreyim. Ben onun Çapı'nın olduğunu anlarım artık. Bu mantıkta yani. Bana mesela attı işte kaldırır mısın videoyu? Dava karşısında zaten görüşürüz bilmem ne. Hiçbir şey demedim. Bu arada bunun oğlu da bana YouTube'dan yazmıştı yorumlara. Ha sonra bunlar kendisi yorum yazdırmış dükkana gelenlere. Çünkü ne oldu biliyor musun? Mesela 10 saniye içinde arka arkaya yorumlar gelmeye başladı. Ama mesela örnek veriyorum. Biri yorum yapıyor. Onun yorumuna yanıt veriyorlar. Çok haklısın kardeşim diye. Bu da bir kere oldu zaten sadece. Çünkü onu haklı bulmak imkansız. Hani onun birine yazdırması lazım anca. O yüzden şey. Mesela o yorumlar benim karşıma çıktı. İstersem onaylamam. Hepsini onayladım bu arada. Çıksın yani. Onların yorumları da çıksın. Görsünler yani. Hani ben mesela Çapın böyle bir şey yapsa gidip de bir yerde savunmam yani Çapını. Çapının yanında olurum. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu ben ona söylerim. Ama Çapını gidip de böyle Çapın kendini savunmaz bir kere böyle bir şeyde ya. Bu nasıl bir, ne denir ona? Bir kelime vardı onun içinde. Ben tamamlamayayım arkadaşlar. Siz tamamlayın onu. Neyse, sonuç olarak şöyle bakıyorum duruma. Sonuçlandı dava. Ceza aldı. Hapis cezası aldı bu arada bana saldıran adam. Diğeri para cezasına çevrildi. Bu adamın galiba daha önceden de sabıkası vardı. İşte hani düzgün ceza verilmeyince böyle dışarıda baş. Ben bu arada niye bu adama dava açtım diye sorarsanız, gerçekten bu adamın bir daha bunu yapmaması için. Çünkü eminim yapacaktı yani. Ne kadar tatlı bir kedisin sen. Oo, korktum. Ya yani bu adamın bir daha birine saldırmaması için, çünkü çok motorcu gidecek oraya. Yani çok anlaşmazlık çıkacak. Belki faturasını isteyen biri daha çıkar. Hani o yüzden ne bileyim. Ha çok saçma. Yani kavgayı çıkardığı sebebi bakar mısın arkadaşlar? Fatura istemek. Ulan yetkili servisin sen sözde yani. Ne demek fatura için ekstra KDV ödersin o zaman? Oğlum KDV'yi sen ödeyeceksin. Neyse arkadaşlar, yani hukuki süreç böyle işledi. Cezasını aldı adam. Galiba bir üst mahkemeye daha yine itirazda bulunmuş. Onun kaybı. O kadar belli ki adamın bu suçu işlediği. Bak yemin ederim hiçbir kanıtımız olmasaydı bile bu adamın bu suçu işlediği çok bariz belli ya. Komik, gerçekten komik. Öyle işte arkadaşlar. Hani sürekli de ne oluyor Çapın, bizi ormana video çekmeye mi getirdin? Burası niye böyle ya? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Vallahi şu kilit taşını döşemeyin çünkü normal bozuk yer bile daha iyi ya. Ama kolay gelsin abim. Hop, çarptık Çapına. Tutanak. Çapının egzozdan arabanın alarmı öttü. Ha sonra arkadaşlar, bilirkişi bu arada benim o videomu incelemiş. Bilirkişi raporu falan da yayınlamıştı. Bilirkişi raporu da ben bak şu anda video çekiyorum ya, konuşuyorum. Ha? Selam, ne haber? Oğlum kendini dikkat ediyorum. Gel oğlum, gel ortamıza gel. Bak kırmızı ışık, gel ortamıza. Kırmızı ışık, yeşil lambada. Nasıl ya? Yeşil
Sadece beni çektin oğlum. Oğlum Instagram'da da var aynısı, manyak. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Sen biliyorsun. Hı hı. Tamam. Çabuk dön, çabuk dön. Kaza oluyordu çapıt. Aman aman aman. Nereden? Şeyden bahsediyordum. Bilirkişi raporunda da adam böyle bu video çekiyorum ya, bu konuşmalarımın bütün kelimelerini teker teker yazarak açıklamış, analiz etmiş. İşte... Abi sen geçersin ya. Geçtikten sonra duruyor kanka. Kırmızı! Ne? Adam durduk yere yolun ortasına durdu ya. Aa, oğlum geçtikten sonra durdu ya. Çok saçma. Ne diyordun ya ben? Ben bilirkişi raporundan bahsediyordum kanka. İşte videodaki her şeyi yazmış ama mesela küfür kısmını anlayamamış. Küfür kısmını anlayamamış. Adam bana küfretti orada. Bilirkişi neyse, hani o da işini doğru düzgün yaptı bu arada. Hani videodan, sesten ne kadar anlaşılabilir ki? Ben orada duyduğum için net bir şekilde biliyorum adamın ne küfrettiğini falan ama. Yok lan, anlaşılıyor aslında. Bilirkişi düzgün yazamamıştır. Neyse, küfrettiğini bile hiç söylemedim bu arada mahkemede. Hani o kadar gerek duymadım. Sakin ol kanka. Daha yeşil yanmadan sarı yanıyor, korna çalıyorlar. Sarıda geçmem. Kırmızı ışık cezam var zaten. Büyük ihtimalle sarıda yazdılar onu. Çapın döneceksen şu an çok kötü bir an. Çünkü ben sol şeritteyim. Neyse. Çapın arkasına gidelim. Çapın deli deli hareketler yapma çapın. Çapın bir şeyler anlatıyor ya video çekerken. İnsanlar ona ekol hareketleri yaptığını zannettiği için hiç yola atlamıyorlar. Güzel taktik ya aslında. Ha, neyse arkadaşlar, sıradaki adımlardan bahsetme zamanı. Yani galiba bundan sonra hani dava sonuçlandığı için şimdi tazminat davasına gideceğiz gibi duruyor. Hani avukatımın yönlendirmesine bağlı her şey. O ne derse o olacak. Böyle sinyal ilk defa görüyorum gerçekten, yemin ederim. Neyse arkadaşlar, çorba içmeye geldik bu arada sabah. Sabah dediğimde aynen sabah lan. Hehe doğru. Ay abim korktum. Valla sağdan biri geliyor, korkutuyor beni sürekli. Kayboldu. Kanka çorba içeceğiz derken birinin kapısını çalıp bir sıcak çorban var mı diyeceğiz kanka, bu ne? Sola mı dönüyorum bir de? Dur. Dur ben geri çıkayım o zaman. Lan yine mi ben tıkladım ya? Gel gel. Gel gel gel. Ha gidersin herhalde. Ha. Karşıdan da geliyor. Araba geliyor. Şöyle durayım da ben burada. Oğlum bu ne lan, duvara pipi yazmışlar. Oraya geliyor, oraya. Sağ mı sol mu ona göre döneceğim. Kedicik ne haber? Çapında fena duruyor bu arada he. Tam oraya gidelim aynen. Eyvallah abi, çok sağ ol. Bak burada kilit taşlar çok güzel ses çıkarıyor. Çıkarmadı mı? Yol vereceğim sandım. Telefonla uğraşıyormuşsun. 35 AGN 161. Çorbacı amca, çorbacı amca, ne yapıyorsun bize söyle. Pardon. Oğlum has çorba burası lan. Adamın dediği burası lan. Bak kesin burası. Çapın o kadar uzun sürdü ki, gel öğle yemeği yiyelim yemin ederim. Ne yaptın çapın? Kaçta çıktık? Kaç oldu saat ya? Yolcu gelecek mi abi? Yolcu gelecek mi buradan? Yolcu gelecek mi? Ona göre koyayım buraya. Ben bekliyorum, birini bekliyorum. Ha bu kapıdan gelecekse geri çekeyim. Öyle öyle mi koyayım? Eyvallah abi. Neyse arkadaşlar, biz bir şeyler içelim. Ben bunu kapalı herhalde. Kapalı duruyor. Çavun bir şey diyeceğim. Adam şuradaki has çorbadan bahsetmiyor muydu? Adam bir orayı önerdi. Bu ora güzel dedi. Ha ora olmaz dedi. Burası güzel dedi. Ben bildiğim yeri de unuttum. Ha orası değil mi falan filan demek. Ya gel gidip yemek yiyelim ya direkt. Ha? Gidip yemek yiyelim direkt. Yemek mi? Kanka şey yiyelim mi? Aman ol. Ben senin aklın komple gitmiş bu arada. Aman ol. Ben buradan da çıkacağım. Akü bitti çapın. Oğlum akü nasıl bitiyor hala ya? Hiç mi dolmuyor oğlum? Baba akü yok. Geri git hadi. Ben de dönemem. Aküm yok, gidemem. sana diyemeyecek mi yemek? Yemez. Uyanmaz o. Bak karışmazsak uyanmaz hiç. Çapın da Samet'ten ödü kopuyor. Samet daha önce trip attığı için. Çapın ayağınla it ya. Bir daha motoru getir, motoru götür. Neyse ben burada kendine vururum aslında sanki. Geç geç. Usta iter misin usta? Tamam şu an boş, it. Sal deyince sal.
Devam devam. Sal sal sal. Ananı vurduramadım. Neyse şuraya doğru yapalım. Şuraya doğru yapalım mı? Ne? O filmeye yakın bıraksana, okuduktan sonra bırakıyorum lazım. Yok yok, kıç kayıyor ya. Gel. Bak ne yapıyorum biliyor musun? Beh dediğimde kontağı açıyor, şey, debriyajı bırakıyorum, tamam mı? Beh. Böyle yapıyorum. Beh yapacağım. Bir şey diyeyim mi? Tam o anda yapıyorum da bana... Bilmiyorum, bana öyle gelmedi. Hadi hadi yol boş, hadi gel. Hadi gel gel yol boş, hadi gel. Çabuk çabuk çabuk. Dolu artık, dur ya, dur dolu. Hadi it. Hadi. Yol dolu ama. Yol kayıyor kanka, niye bana laf ediyorsun? Hadi biraz daha. Neyse. Sola mı döneceğiz? Hangi sol? Ha pardon, bunların önünde duracakmışız. E çabım, ben buradan yürüyerek de gelirdim ki. Oğlum burası açık olmayabilir ha şu an. Saat 10.25. 10.25'te yemek yemeye gelen manyaklar. Kapatmayayım ya, açık kalsın gelip... Neyse arkadaşlar, biz bir şeyler yiyelim sonra... Aa var et var. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, çıktık şimdi işte. Nasıl heyecanlandı? Ama baktım GoPro'da kırmızı yanmıyor. Önde yanmıyor kardeşim, video açık şu an. Ya. Vallahi açık. Hadi gidelim. Görüşürüz kankam, dikkat et. Eyvallah, kendine iyi bak. Sabahın 11'inde de trafik var Buca'da ya. Buca çok garip bir yer. Trafiğin saati yok yani. Hep var. Ben geçerim geçtim. Ben geçerim ama daraltıyor. Geçemem ki. Geçerim yine daraltıyor lan. Abi sen ne yapıyorsun abim? İstemiyor mu? Tamam geçmem, tamam. Hadi geç. Ya kamyonun arkasında kaldım. Çapın kayboldu. Şöyle bir soldan baksak araba var. 17 ile gidiyoruz yemin ederim. İyi lan. Şaka yapıyorum abim. Rahatına bak. Aa ben burada oturmuştum bir kere. Parkınlarla oturmuştuk. Güzel kafeydi he. Yolu biliyorum aslında he. Geçebilsem. Git mi? Ne oldu? Ha çabuğum bir şey oldu zannedip geri döndü büyük ihtimalle. Aynen. Bir şey oldu zannedip geri döndü. O benim telefonum çalıyor lan. Geçtim ben, gel. Aksan önüm bomboş. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi böyle tatsız bir olay yaşanmıştı. O tatsız olay hani bir şekilde hukuki olarak sonuçlandı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü hayatımızın her anını artık sizlerle paylaşıyoruz. Neden bunu da paylaşmayayım ki diye düşündüm. İyi düşünmüşüm bence. Ha? Otobandan yardırıyor değil mi? Evet evet. Tamam tamam. Gazlama videosu diye devam edeceğim. Tamam, kapatıyorum o zaman videoyu ben. Gazları sonra. Ay. Radar. Hızlı biti kaç? Çapın plakası bile yok ki. Bakıyorlar vallahi. Aga. Bir anda olay başka bir olaya döndü. Lan dur, köpek geçiyor. Geç köpek, geç. Ben durdum. Dur ben durdum kanka, ben kenardayım. Geç ama yol... Lan oğlum dolaşma yolda lan. Çarpıyor da. Geçti mi o karşıya? Hah, oh be. Korktum anasını satayım. Otobüs hiç yavaşlamadı çünkü. Neyse arkadaşlar, biz biraz gazlayacağız. O yüzden konuşamayacağım pek. Videoyu burada kapatıyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.